Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kaderini değiştirecek dev projelerle 25 Haziran sabahına hazır. Yüzyılın projeleriyle ekonominin geleceği yeniden şekillenecek, Türkiye'nin yıldızı yeniden parlayacak. İşsizlik tarihe karışacak. Türkiye, işsizin, çiftçinin kendini yaktığı bir ülke olmaktan çıkacak. Türk lirasının döviz karşısında eriyip gittiği günler sona erecek. Üretim hızlanacak, Türk lirası değer kazanacak. Birinci projemiz Anadolu Kalkınma Kuşakları. Bu bir dünya projesi. Bu bir cumhuriyet projesi. Türkiye'de 5 büyük kalkınma kuşağı oluşturacağız. Doğu kuşağı, Güneş kuşağı, Karadeniz kuşağı, Marmara kuşağı ve Mavi Batı kuşağı. Bu kuşakların her birinde teknoloji üsleri kuracağız. Ar-Ge merkezleri oluşturacağız. Yüksek teknolojiyle üretim yapacak fabrikalar açacağız. İşsizliği tarihe gömüyoruz. 2 milyon ek istihdam sağlayacağız. Ülkeyi 4000 kilometrelik demiryolu ağıyla kaplayacağız. Karadeniz'i ulaşım ağlarıyla Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayacağız. Türkiye çapında 400 fabrika ve teknoloji üssü kuracağız. Bu fabrika ve üslerden 135'ini Doğu kuşağında konumlandıracağız. Ağrı'daki bir genç artık iş bulabilmek için İstanbul'a gelmek zorunda kalmayacak. Yoksulluk ve yoksunluk devri kapanacak. Herkes doğduğu topraklarda huzur içinde çalışacak. Komşu şehirler arasında ticaret artacak, ilişkiler gelişecek. Şehirler arasında kardeşlik hukuku doğacak. Kazanan Türkiye olacak. Türkiye, kısa süre içinde Orta Doğu ve Balkanların en güçlü ülkesi haline gelecek. İkinci büyük projemiz Merkez Türkiye projesi. 4,5 saatlik uçak yolculuğuyla 58 ülkeye ulaşabileceğimiz bir coğrafyadayız. 1,5 milyarlık nüfus yoğunluğuna sahip bu coğrafyada 21.6 trilyon dolarlık bir ekonomi pastası bulunuyor. Merkez Türkiye projesiyle bu pastadan Türkiye hak ettiği payı alacak. Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu hattı üzerinde ülkemiz merkez dağıtım üssü olacak. 5 kalkınma kuşağının ortasında dünya çapında üretim ve dağıtım merkezine dönüşecek bir kent inşa edeceğiz. Özel bir statüye sahip olacak bu kentte bürokratik engelleri sıfırlayacağız. Yabancı yatırımcının güvenle yatırım yapacağı bir merkez ortaya çıkaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir rüyayı, hepimizin rüyasını gerçeğe dönüştüreceğiz. Örneğin Giresun'da çıkan fındığı işleyecek makineyi Manisa'da tasarlayacağız. O makinenin nanoteknoloji parçalarını Diyarbakır'da, metal aksamını Hatay'da üreteceğiz. Bu parçalar Konya'daki fabrikada monte edilecek ve ortaya büyük bir teknolojik değer çıkacak. El birliğiyle ürettiğimiz yüksek teknoloji sadece Giresun'da bizim fındığımızı işlemeyecek. Teknolojimizi Trabzon limanından dünyaya satacağız. Teknik desteğimizi Erzurum ve Ağrı'daki çağrı merkezlerimizden vereceğiz. Bu ve bunun gibi binlerce katma değeri yüksek ürünle Türkiye'nin zenginleşerek ileri ekonomilerin arasına girmesini sağlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını bambaşka bir Türkiye'de, bambaşka ekonomik verilerle kutlayacağız. 2023 Türkiye'sinde 2 milyon ek istihdam sağlanmış olacak. 4000 kilometre demiryolu ağı, 400 fabrika ve Ar-Ge merkezi inşa edilecek. Kişi başı gelir yıllık 15 bin dolara yükselecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık ek kamu yatırımı yapılacak. Bu sayede yılda 70 milyar dolar ek katma değer yaratılacak. İller arasında 72 milyar dolarlık ek ticaret hacmi sağlanacak. Ve 2023'te yıllık milli gelirimiz 1.3 trilyon dolara ulaşacak. İşte Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak rakamlar. İşte Anadolu Kalkınma Kuşakları ve Merkez Türkiye projeleri. İşte 25 Haziran sabahı gerçeğe dönüşecek hayalimizin resmi. İşte el ele üreten Türkiye'nin resmi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarındaki büyük ve güçlü Türkiye'nin resmi.